Mesela yine kalemle bir kağıda bir harf çizdiğimizi düşünelim. Bu fiilde ve sayfadaki A harfinde şunlar gözükür. 1. Sayfadaki A harfinin varlığı yokluğuna tercih edilmiştir. Zira biraz önce o sayfada A harfi yokken, şimdi bir A harfi vardır. Bir şeyin yokluktan varlığa çıkabilmesi, yani varlığının yokluğuna tercih edilebilmesi içinse, katibinin ve failinin irade sahibi olması gerekir. İrade sahibi olmalıdır ki varlığını yokluğuna tercih edebilsin. İradesi olmayan bir failin sayfadaki A harfine katip olması ve katiplik iddiasında bulunması mümkün değildir. O halde A harfinin yoktan icadı irade sahibi bir katibi gerektirir. 2. Sayfadaki A harfi alelade bir çizgi değildir. Manası olan sanatlı bir çizgidir. O halde sanatkârı ve katibi olan zatın ilim sıfatının olması, yani alim olması gerekir. İlmi olmayanın ve okuma yazma bilmeyenin mana ifade eden bu A harfini yazması mümkün değildir. O halde A harfinin yoktan icadı ilim sahibi bir katibi gerektirir. 3. Ayrıca bu katibin kudret sahibi olması da gerekir. İradesi ve ilmi olsa ama kudreti ve kuvveti olmasa, mesela felçli olsa ve elini hareket ettiremese, yine bu A harfini yazamazdı. İşte A harfi mevcudiyetiyle katibinin kudret sahibi bir kadir olduğuna da işaret eder. 4. Yine katibinin hayat sahibi olması gerekir. Zira hayatı olmayanın ilmi, iradesi ve kudreti olamaz. Hayat sahibi olmayan bir taşın yanına bir kalem ve kağıt koysak ve 1 milyon sene onları baş başa bıraksak, sayfada bir A harfini göremezsiniz. Demek A harfi varlığıyla katibinin hayat sahibi olduğuna işaret eder. Bu misalleri ve A harfinin katibine yaptığı delaletleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi A harfine bir katip arayacağız. Eğer biz katip olarak onu çizen insanı inkar eder ve bu A harfini bu kalem yaptı dersek, o zaman katipte bulunması gereken irade, ilim, kudret ve hayat gibi sıfatları kaleme vermek ve bu kalem alimdir, irade sahibidir, kudret sahibidir, hayatı vardır gibi bir hezeyanı kabul etmek zorunda kalırız. Çünkü ortada gözüken isim ve sıfatlar vardır. İsim müsemmasız, sıfat ise mevsufsuz olamaz. İşte bu yüzden harfin katibi olarak kim kabul edilirse, katipte olması gereken ilim, irade, kudret ve hayat gibi sıfatların da o zatta varlığını kabul etmek zorunda kalırız. Aynen bunun gibi kainat da bir harf ve bir kitaptır. Katibi olarak Allahü Teala kabul edilmezse, bu kitapta gözüken bütün isim ve sıfatları atomlara, sebeplere, tesadüfe, tabiata vermek adeta onları uluhiyet makamına çıkarmak demektir. Bir Allah'ı aklına sığıştıramadığı için kabul etmeyen adam, zerreler ve atomlar adedince ilahları kabul etmek zorunda kalacaktır.